İsmi neydi buranın? Hamamlar. Burası hamamlar. Hamamlar ha. Cimnazinin hamamlar bölgesi. Sen şöyle istersen çık. Yok. Ya? Yürüyelim içeri. Ha, içeri mi? Yani orada da çocuklar durabilir. Evet, cimnazyum, hamamlar bölgesi dediğimiz. Gerçekten çok güzel, tarihi bir kalıntıların olduğu bölgedeyiz. O zamanki Roma İmparatorluğu adına ithafen Bizans Konstantinia diye de anılmıştır Salamis antik kenti bir dönem. Şimdi beni takip ederek buradan sol taraftan içeri gireceğiz. 8 köşeli bir havuzun yanından geçeceğiz ve devam edeceğiz. Evet. Muhteşem tarihi eserler, kalıntılar ve bunların korunması için. Buradan beni takip edin. Girelim abi. Buradan girelim. Atlarınızı alalım ama geldik galiba. Şimdi daha iyi yol var mı? Var. Daha iyi. Böyle gidiyoruz efendim. Evet, şu anda tarihi kalan. Evet, tamam. Sen çiçeği var. Sen çiçeği var. Evet, geldik mi? Biraz daha yürüyün. Evet, burası hamam bölümü. Hamamlardan söz ettik. Dedik ki eğitim kompleksinin bir parçası dedik. Eğitim ne diyelim, binalarının bir parçası. Burada da yıkanıyorlardı. Bu havuz, çocuklar sesim geliyor mu size? Evet. Duyabiliyor musunuz? Tamam. Evet, hadi. Şimdi bu hamamın en sıcak bölümleri, burada sıcak su vardı, burada yıkanırlardı. Sıcak su nereden gelirdi? Gelirken kürkleri, yani kırmızı pişmiş toprakta yapılmış boruları gördünüz mü? Evet. Duvarlarda var. Evet. Şimdi o sular çok uzaktan gelir. Değirmenlikten gelir. Yaklaşık burada buraya 40 kilometre uzakta. Değirmenlikten gelirdi sular. Neyle gelirdi? Su kemerleri vardı. Su kemerleri biliyor musunuz? Evet. Suyu taşımak için bir sistemdir. Mimar sistem. O sular gelirdi. Bu tam bulunduğumuz yerin altı aslında boşluktur. Altta başka bir altyapı var. Ne var orada? Ateş yanan yer. Külhan. Açalım. Ateş orada yanar ve suları ısıtır. Ve o sular su havuzlara akar, bir taraftan bir taraftan da çıkardı. Tabii bu kadar zamanlar dolardı, elinizde şey gibi olurdu. Ne gelir? Düet gibi olurdu. Şimdi burası hamam dedik, küçük bir yer. Peki bu kadar büyük yer ne işe yarar? Kocaman bir salon değil mi? Hani dedi ki eğitim yerinde. İşte burada da hocalarını dinliyorlardı, yazacaklarını yazıyorlardı, tartışmalarını yapıyorlardı. Yani okulun gerçekleri gibi. Bunların üstü nasıl kapalıydı acaba? Kocaman yer. Hadi. Fatma'ya salla. Fatma'ya salla. Hadi. Işte şu Ali Fatma burada değil mi? Öyle sistemler kullanıyorlardı ki üstü kapalı olsun,
ağır taş malzemeyle ama yıkılmasın. Bunun için işte Roma döneminde bu kemer ve tonoz dediğimiz teknikler, kubbeler işte bunlara dair kullanılıyordu. Mesela burası yarım kubbedir. Kubbenin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Camilerde olur hani üst örtüyü kapatmak için. Eski zamandan beri kubbe kullanılırdı. Burada yarım bir kubbe. Bu kubbe, yarım kubbenin içinde sağ tarafında mozaikler var. Görüyor musunuz? İşte bu gördüğünüz hani dökülmüş, kovuk diş gibi olan duvarların hepsi zamanında mozaiklerle kaplıydı. Veya fresko dediğimiz bir resimle kaplıydı. Fresko ne demek? Yaş sıva üzerine resim yapmak. Yani süslüydü. Daha ferah ve ders yapılabilen bir yerdi. Evet, burası da güneş. Buradan hemen öbür odaya geçiyoruz. Meral Hanım'ın durduğu yerden geçerek. Öbür odanda da geçerek diğer büyük. Orada siyah bir şey var. Vallahi bilmiyorum. Taşa benzer. Bu kapıda. Burası hamamlar bölgesi dedik. Burada bir havuz vardı. İçinde sıcak su. Külhan'dan gelir, ısınır gelirdi. Fakat burası daha büyük bir havuz gördüğünüz gibi ve burası kendi ısıtmasını kendisi yapardı. Ne demek? Yani oradaki merkezi külhan bölümünden değil de bu alttan ısıtılarak su. Elektrik yok o dönemde ama ahşap, odun, kömür yakarak yapıyorlardı. En büyük havuzu burası, en büyük dersliği de burası. Evet, buradan devam ediyoruz. Beni takip edin. Normal. Körcek yedik. Bak, başların üstünde geçiyor.